Evet, Kent 77 ekranlarından Mehtaba Karşı programı ile hepinize muhteşem bir cumartesi akşamı diliyoruz. Sayın izleyiciler, sevgili dostlarım, bildiğiniz gibi geçmiş aylarda babam vefat etti. Arkasından da hemen seçim süreci başladı. Bu vesileyle bir süre sizlerden ayrı kalmak zorunda kaldım. Kısa bir mola verdik. Bu süre içerisinde gerçekten sizleri çok çok özledim. Umuyorum ki duygularımız karşılıklıdır. Önümüzdeki süreçte bildiğiniz gibi Kurban Bayramı'na adım adım yaklaşıyoruz. Şu an yanımda konuk olarak da Kurban Bayramı'nda tabii ki bildiğimiz gibi biz inananların hac ibadetini gerçekleştirmek gibi bir durumu söz konusu. Bizi bu ibadeti yapmak üzere arada aracı olan, bizi bu kutsal bölgeye ulaştıran bir firmanın sahibini ağırlıyoruz stüdyomuzda. Sabahattin Artan Bey'le şu an beraberiz. Hoş geldiniz diyorum öncelikle. Sabahattin Bey, ben kısaca biraz anlattım ama siz birazcık kendinizden bahseder misiniz? Daha sonra sorularla açacağız. Tabii ki. İlk önce bizi misafir ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum Kent 77'ye ve size. Adım Sabahattin Artan. Yaklaşık 15 yıla yakındır bu sektördeyim. Hac Ümre sektöründeyim. 9. yıla girdik firmamızı kurduğumuz yıl ve 9 yıldır hac ümre işinde firmamızda birçok çeşitli illerden yolcularımızı misafir ediyoruz. 40 yıla yakındır Yalova'dayız. Ailem Yalova'da. Birçok sektörde iş yaptık. İnşaat sektöründe de iş yaptık. Hala devam ediyor inşaat sektörde de işimiz. Ama tabii ki bizim en ideal olduğumuz nokta hac ümre sektöründe. Öncelikle bu sektörde faaliyet gösteriyorsunuz. Peki Sabahattin Bey, bu konuda Yalova'nın katılımı nasıl hac ümre konusunda? İlimizden katılım ne düzeyde? Yalova'da katılım bayağı bir güzel. Hac ve ümre konusunda, Kudüs konusunda özellikle. Ama ümrede özellikle sizler de iyi bilirsiniz. Çünkü hac belli bir kontenjanla gidiliyor. Belli bir kuraya katılıyor. Ve o kura da bayağı bir uzun sürüyor. Yani kiminin haccının nereden baksanız bir 13-14 yıl 15 yıl süren bir şeyi vardır. Bu kural sistem neye göre oluyor yani? Şimdi Suudi Arabistan hükümetinin Türkiye'ye belirlediği bir kota var. Bu kota ise yaklaşık 85 bin, 90 bin kişiye tekabül ediyor. Türkiye'de de katılım çok fazla ve kayıt çok fazla olduğu için her sene belli bir kura çekiminde belli bir hacı adayları Arabistan'a hac vazifesini yerine getirmeye gidiyor. Yani resmen seçilmişler oluyor. Aynen. Bu da şuna dayanıyor. Mesela Cenab-ı Allah Hazreti İbrahim'e diyor ki, ya İbrahim diyor, benim kullarımı hacca davet et diyor. Hazreti İbrahim diyor ki, ya Rabbi benim sesimi kim duyacak diyor. Ya İbrahim sen söyle, ben kullarıma senin sesini işittireceğim diyor. İşte Hazreti İbrahim'in sesini işiten kura'da çıkıyor. Cenab-ı Allah çağırıyor ve Hazreti İbrahim'in nasibi sesini olan işittiriyor. Nasibi olan, orada yiyecek ekmeği, suyu olan Allah'ın misafiri oluyor. Gerçekten seçilmişler oluyor. Aynen. Ümre'de ise maalesef kura gerektirmiyor. Tabii herkes. Herkes istediği gibi, istediği firmayla, ister Diyanet'le, ister Türkiye'deki acentelerle gidip ümre vazifesini yerine getirip Türkiye'ye dönmüş oluyor. İbadetini yapmış. Ama Yalova'da da, Yalova'da da güzel bir katılım var. Gerçekten Yalova'daki hacı adayları olsun, ümreci adayları olsun, bu konuda çok istekliler. Allah'a şükürler olsun. Çok güzel. Peki yaş aralığı fark ediyor mu? Yani mesela gelen taleplerde gözlemlediğiniz nasıl? Mesela son zamanlarda gençlerin katılımı daha fazladır veya hani daha çok orta yaş üstüdür, küçük yaş grubu vardır gibi bir hani sınıflama oluyor mu? Bizim tabii ki çok şükürler olsun gençler şu an biraz
Rağbette. Maneviyata yöneliyor. Maneviyata önem veriyorlar. Tabii ki yaşlı çok var. Orta yaşlı da var. Orta kesim de var. Ama genellikle tabii ki yaşı ilerlemiş insanlar genellikle işte ben ümre vazifemi, hacı vazifemi yerine getireyim diye. Ama şu yaklaşık 5 senedir bayağı bir genç kesimin ümre konusunda müracaat ettiğini işitiyoruz yani, görüyoruz. Çok güzel. Şimdi şey diyorlar hep gidip gelenlerden duyuyoruz tabii. Oraya giden işte o huzuru tadan kişi tekrar tekrar gitmek istermiş. Davet edermiş bölge. Bölgenin de tabii ki kutsallığı, metafizik, tabii farklı bir boyut, farklı bir alem. Onun lezzeti bambaşka. Evet, aynı. Tekrar tekrar ziyaret etmek isterlermiş. Bu konuda mesela bir anılarınız var mı? Bu konuda sizinle ilgili sohbetler oluyor mu? Evet, var. Hatta mesela bir senede 3 defa gelen misafirlerimiz var. Umre için tabii. Ve hatta şu da var. Perşembeden çıkıp cuma namazını kılıp cumartesi Türkiye'ye dönen misafirlerimiz var. Allah bunların eksikliğini vermesin. Gerçekten çok güzel bir şey bu. Tabii ki maddiyata dayanıyor bunlar. Evet, oraya gelecektim. Evet, maddiyata dayanıyor bunlar maalesef. Ama yani oradaki ambiyans çok farklı. Tabii. Oradaki ruhun doyması. Huzur çok farklıdır. Özellikle bugün bir mesela diyelim ki ilk önce Medine'ye gittiğiniz zaman Efendimizin misafirisiniz, Resulullah Efendimizin misafirisiniz. Tabii ki Medine bir değişik adı da gül kokulu Medine derler. Gül şehri Medine derler. Öyle mi? Gerçekten çok güzel. Yani insan Medine şehrine gerçekten doyamıyor. Medine'de gerçekten sokaklar çok güzel, insanlar çok güzel. Böyle sanki Efendimizin bir oradaki farklı bir boyuta geçmiş. Farklı bir boyutu var. Buradaki misafirlerimiz Medine'deki gününü bitirdikten sonra zaten Mekke'ye yolculuk başlıyor. Mekke biraz daha zahmetlidir. Medine biraz daha dinlenme yeridir. Tabii hicrette de zaten Medine'ye. Aynen. Ama Mekke zahmeti boldur. Çünkü niye? Burada ibadetin en çoğu buradadır. Yani tavaf buradadır, say buradadır, ibadet şeytan buradadır. Hac zamanı tabii ki hac çok farklı bir şeydir. Ama Mekke biraz daha zahmetlidir ama gerçekten insan doyamıyor. Bunun için mesela belirli şartlar var mı hac için, ümre için? Hani şöyle fiziksel şartlar olacak. Mesela atıyorum kan değerin şöyle olacak, tansiyon böyle olacak gibi hani kıstaslar, şartlar veriliyor mu? Şöyle söyleyeyim, ümre ayrı, hac ayrıdır. Hacda yani yürüyemeyen insan için biraz zordur. Gerçekten çok zordur. Çünkü meşakkatli bir yolculuk. Refakatçisi muhakkak olacak. Hasta olan insan, hasta olan misafirlerimiz için ise biz genellikle seminerlerde şunu söyleriz. Muhakkak ilaçlarını yanında getirsin. Çünkü orada ilaç sıkıntısı yaşanabiliyor. Burada kullandığı ilaçları orada maalesef bulamıyoruz. Dengelerini bulmaya çalışıyoruz ama muhabirleri bile bulamıyor. Evet, fena. Bizim buradaki Türkiye'deki sağlık sektörü orada maalesef yok. Çok şükür Diyanet'in sağlık ocakları var. Allah eksikliğini vermesin. Orada hemşireleri var, doktorları geliyor. Hac zamanı ise özel bir teşkilatlı hastane kuruluyor. Özellikle Türk yolcularımız için, Türk hacıları için. Ümrede ise ümrede yine sağlık ocakları var ama tabii ki yaş aralığı normal yaşında gelirse haccın ve ümrenin daha güzel tadını alır. Tabii. Ama yaşlandığı zaman yani yaşı ileriye alındığı zaman, ilerlediği zaman yaşı daha zorlanıyor. Daha zorlanıyor, yürüyemiyor. Bu sefer istediği ibadetini yapamıyor. Konsantrasyonu dağılıyor tabii ki. Misafirlerimiz mesela farklı bir yere gidecek. Gidemiyor. Araç gitmiyor çünkü o gideceği noktaya. Onun için bağımlı oluyor bir şeylere. Misafirlerimizin yaşı böyle orta yaşlı, yaşı ilerlemeden ya da
yaşı ilerlese bile muhakkak yanında bir refakatçi getirdiği zaman daha iyi olur. Mesela bu başvuru oldu size ömre için, hac için de aynı şekilde. Siz Yalova'dan çıkış, yani her şeyi, hani oraya varışı ve oradan tekrar dönüşü, her şeyi tek tek organize ediyorsunuz, doğru mu? Aynen doğru. Kalacağı otel, aynen saat doğru. Kaçta, nerede olacak? Aynen. Yani bütün program burada Türkiye'de, aynen. Yalova'da sizin ofisinizde şekilleniyor. Ondan sonra elinde bir programla kalacağı otel odasına kadar, aynen. Her şey belli bir şekilde, yani hiçbir şekilde sürpriz olmadan program işliyor, aynen. Ve dönüş saati, her şeyle. Aynen, aynen, aynen. Zaten bir misafir bize kaydını yaptıktan sonra tur programı şöyledir. Yani 35 ile 45 kişi arasında değişiyor tur programları. Ve her 35-45 kişinin başına muhakkak bir görevli, din görevlisi veriyoruz. Bay ya da bayan. Rehber de tabii oluyor, ki rehber de var. Ve biz misafirlerimize gitmeden önce güzelce bir seminerimizi yapıyoruz. Medine hakkında, Mekke hakkında, Ümre nasıl yapılır, tavaf nasıl yapılır, say nasıl yapılır, bunların hepsinin bilgisini gitmeden bizler ofislerimizde ya da daha büyük bir mekanda misafirlerimizi ağırlıyoruz ve orada detaylı bir şekilde bilgilendirdikten sonra uçak saatine kadar iniş saatini ve otele yerleşme saatini, ondan sonra hepsini detaylı bir şekilde misafirlerimize aktarıyoruz. Hiçbir sürpriz olmuyor. Aynen. Kendilerine. Otellerimiz zaten hazır oluyor. Otobüsümüz havalimanında hazır oluyor. Rehberimiz zaten havalimanında hazır ve misafirlerimizi karşılıyor, otobüse yerleştiriyor ve belli bir mesafe gittikten sonra otelimize yerleşiyoruz. Çok güzel. Otelimize yerleştikten sonra zaten hocamız eşliğinde misafirlerimize bilgi veriyoruz. Diyoruz ki işte belli bir saatten sonra lobide hazır olalım. Lobide hazır olduktan sonra gezilecek yerler neresi ise, neresi en önce ziyaret edilecekse oraları ziyaret ettikten sonra tekrar otelimize gelip diğer günlerimizin programları zaten hazırdır. O programları bittikten sonra zaten Türkiye dönüş yolculuğu başlıyor artık. Evet. Peki Türkiye'ye döndükten sonra adapte olabiliyorlar mı? O şöyle oluyor. Güzel bir zaman soru. Boyutundan. Güzel bir soru sordunuz. Hac ümre arkadaşlığı aynı asker arkadaşlığı gibidir. Ve bunun içine bayanlar da girdiği zaman tam bir aile ortamı oluşuyor. Ve geldikten sonra herkes birbirini ziyarete gidiyor. Bu sefer ne devam oluyor? Edeyim. Hacı arkadaş oluyor, ümreci arkadaş oluyor. Çok tatlı bir arkadaşlık oluşuyor ondan sonra. O farklı boyuttan tekrar bu şehrin gürültüsüne karmaşa iş düzeni, hani o konuda da biraz sıkıntı orada olur. Da, orada da mesela şöyle, mesela 20 gün 15 gün kalındığı zaman buraya geldiği zaman ya hiç gelmeseydin işte, keşke. Yani diye. Çünkü hani birdenbire patırtı, tekrar iş telaşı, saat 3, eyvah randevum, koşma falan. Hani farklı bir alemden geliyorsun çünkü bir huzurdan, huşudan gelip. Buraya eyvah 3, 5, 7, tüh, kavga, gürültü. Yani tabii, o da çok sıkıntılı bir süreç. Tabii yaşıyoruz onu. Onun için de belki ayrı bir eğitim vermeniz gerekir mi? Buraya döndükten sonra dış dünyaya maskeli, kamuflajlı hayata geri döndükten sonraki yaşam süreci hakkında belki bir eğitim verilebilir. Aynen aynen. Bunu zaten seminerde genellikle biz söylüyoruz. Yani tabii ki oranın ambiyansı farklıdır, havası farklıdır. Türkiye'ye döndükten sonra ise tabii ki işinize adapte olması lazım. Tabii ama ki hayat şöyle devam bir hafta edecek. 10 gün böyle bir bocalama gibi dönemi oluyor. Evet yani cezaevinden çıkmış gibi olur belki, yani insan yürümeyi unuturmuş ya uzun seneler aynen, kalınca aynen, içeride. Aynen arayıp soranlar var hatta ya biz unutamıyoruz. Evet. Hatta telefon açıp. Bizim sesimizi duyduktan sonra ya sizin sesini duyduktan daha rahatlıyoruz. Sanki oradaymışız gibi hissediyoruz diye arayanlar oluyor. O duyguyu tekrar yaşamak aynen, için. Aynen. Onun hatta, için sık sık. Hatta bir yere gittiğim zaman mesela bir misafirliğe gittiğim zaman bizleri gördükleri zaman orada tekrar sanki orayı yaşamış gibi tabii. Olanlar var. Olan misafirlerimiz var. Ya ne olur bir daha gelin. Medine'nin kokusu geliyor, Mekke'nin kokusu geliyor sizlerden kokusu diye. Bayağı bir telefon ve bu şeyleri duyabiliyoruz yani. Çok güzel. Evet. Peki ücretler ortalama nasıl ümre için?
Ücretler şöyle, yani sezon sezon değişiyor. Sömestr'de bir tık daha yükseliyor. Hı-hı. Ramazan ümreleri biraz daha fazla oluyor. Bayram, hac bayram. Biraz daha tabii ki Diyanet'in belirlediği bir kotada gidiyor. Genellikle normal zamanlarda yani 10 günlük bir kişi hemen hemen şu anki fiyatlar 1300 dolardan aşağı düşmüyor. Hayır, dolar ne kadar bu arada? Yani dolar şu an biraz yüksek. Hemen hemen yine 27-28 bin lirayı buluyor. Değer. 10 günlük. Peki mesela ödeme kolaylığı yapıyor musunuz yoksa hani peşin direkt hani genellikle, parayı veren düdüğü çalar gibi değil? Ya şöyle tabii ki parası olmayana da yardımcı oluyoruz evet, biz her konuda. Evet, o konuya gelelim birazcık da. Belli bir mevlaya kadar. Evet. Bankaların belirlediği belli bir kartlar oluyor. O kartlarla belli bir taksit olanağı var. Bazı firmalar yapıyor, bazı firmalar yapmıyor. Bu sene anlaşmalı bankalarla. Tabii ki anlaşmalı bankalarla. Siz bu konuda yönlendiriyorsunuz tabii Aynen, ki. Aynen yönlendiriyoruz. Tabii ki bu da insanın şeyine bağlıdır. Ödeme şekline bağlıdır. Genellikle oluyor yani. Yani ulaşmak isteğini bir şekilde nasibinde de varsa aynen. ulaşacak. Yardımcı zaten. Oluyoruz. Hı-hı. Yardımcı gidecek. Oluyoruz her konuda. Yardımcı oluyoruz. Peki bir de ben bir şey sormak istiyordum. Buyurun. Geçmiş senelerde çok sık duyardık. Şu an duymuyorum ama hacda vefat edenleri özellikle izdihamda kalabalıkta ezilenleri çok duyardık. Şu an hani bu senelerde böyle şeyler oluyor mu yoksa ona bir düzen buldu mu Suudi Arabistan Krallığı o tavaf sırasında çünkü çok fazla ezilenin olduğunu çok sık duyuyorduk. Şu an devam ediyor mu o olay yoksa? Eskiden Kabe'nin içinde bir çalışma vardı. O çalışmada Kabe çalışmadan dolayı biraz küçülmüştü. Yani bir şey oluyordu. Ya bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Yani düşenin üstünden geçip yani kaldırmak imkan değil. Ya hani o imkanı biraz olmuyor. Çünkü yardım ediyorsunuz bu sefer siz. Arkadan da çünkü arkadan geliyor gelen, sürekli. Arkadan gelen grup oluyor. Ama eskiye göre şu an öyle bir şey yok. Evet duymadık çok şükür yani, öyle şey. Mesela hacda şeytan taşlamaya yürürken, Müzdelife'den yürürken özellikle. Öyle bir eskiden vardı ama evet, şu an öyle bir şey yok. Rahatlama var. Aha. Ve her şey rayına oturmuş. Tamam o zaman her şey şeyi, düzene güzel girmiş kanalları. Aynen aynen. Yollar belirli zaten. Tamam güzel. Gidilen yollar belirli, dönülen yollar bellidir. Onun için eskiye göre şu an çok iyi. İyi çok sevindim. Şeytan onu çünkü... taşlama alanları 5 katlıdır. Eskiden tek kattı. Yani işte sıkışıklık tabii. Çok sıkışıklık maalesef yaşanıyordu ama şu an düzenlediler. 5 kat olduğu için her kattan insanları yolluyor oranın tamam, o zaman personeli. Bir onun için pek sıkıntı yaşamıyor şu an. Çünkü yani. Evet geçmişte onları çok üzülüyorduk buradan. Biz de izliyorduk. Hatta televizyonlarda yayınlanıyordu. Evet. Hatta bir sene rahmetli babaannem Allah rahmet eylesin. Hacca gitmişti. O seneye denk gelmişti. Bayağı da bir korkmuştuk. Tabii bu cep telefonlarının falan olmadığı seneler ulaşamıyorsun her an her dakika. Bir hata olmuş orada. Aynı yerden hem giriş hem çıkışı aynen. vermişler. Hani dediğiniz gibi şeytan taşlayanlar artı taşlamayı karşı bitirenler. Aynı verenler. Yerde karşılaşınca büyük evet. bir skandal olmuş. Çok fazla. Bayağı bir cenaze vardı. Çok fazla tabii kaç ülke birden bir de. Hani sadece Türkiye, Arabistan değil. Bayağı korkunçtu. O sene babaannem de. Nasip olmuştu haç. İşte bayağı bir ürktük biz Allah tabii izliyoruz ama ses de alamıyoruz, haber alamıyoruz, cep telefonu yok. Evet. Sonra kendisini gördük, sevindik. Çok şükür, çok şükür. Evet, Sabahattin Bey başka söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Çünkü yavaş yavaş programımızın evet. sonuna doğru evet. yaklaşıyoruz. Evet, evet. Evet. Şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii ki gidecek hacı ümreci adaylarının özellikle farklı bir ülkeye gittiklerini ve Suudi Arabistan'ın yaklaşık Türkiye'den hemen hemen nereden baksanız bir 20-30 yıl geride olduğunu ve oraya giden vatandaşlarımızın, oraya giden misafirlerimizin muhakkak sabırlı olmalarını. Çünkü kültürler de farklı tabii çünkü, ki. Çünkü her şey bazen İstediği gibi yürüyemeyebiliyor. Bazen gerçekten acentenin elinde olmayan sebeplerden dolayı bazı aksaklıklar yaşanabiliyor muhakkak, maalesef. Muhakkak. Ama misafirlerimizin özellikle
çok sabırlı olmalarını rica ediyorum. Çünkü eğer ki acente ya da hocalarına ya da rehberlerine bu Diyanet'le gitmiş olabilir, acenteyle gitmiş olabilir, kimle gitmiş olabilirse muhakkak o görevliye yardımcı olmalarını rica ediyoruz. Hı hı. Çünkü eğer birbirimize yardımcı olmazsak zorlaşacak ve tadı kaçacak bu işin. Hı hı. Sadece sabır istiyorum onlardan. Pek çok ülke var orada, Endonezya'sından. Aynen. Çünkü oraya parası olup da gidemeyen insanlar var. Ya, evet. Parası var ama gidemiyor. Hı hı. Parasız insanlar gidiyor ama parası olanlar maalesef gidemiyor. İşte nasip kısmet meselesi. Bunu işte onun oraya şansını. Oraya gidip geldikten sonra muhakkak bir de o maneviyatın üzerinde durmak gerekiyor. Kesinlikle o nasip. Eğer ki duramayacak bir pozisyondaysa gitmemesi bence daha mantıklı. Hı hı. En yani, azından başkasının hakkını. Aynen. Kurada evet. Onu taşıyabilecek kapasitede. Kapasite olması lazım. Evet. Yani onun tadını varmalı sayın izleyiciler. Oraya kadar gittikten sonra, o kutsal mekana ulaştıktan sonra oranın tadını, oranın keyfini sürmeye çalışın. Çünkü bir daha geri gelmez. Her an, her saniye, her dakika kıymetli ve insanlar oralara gitmek için çok fazla emek, çaba sarf eden insanlar var. Oraya gidip de kendinizi kahredip anınızı mahvetmek yerine tadını çıkartın, o huşuya vararak ibadetinizi gerçekleştirin. Aynen diyoruz buradan. Aynen katılıyorum. Yavaş yavaş programımızın da sonuna geliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Allah herkese nasip etsin. Amin, İsteyen, inşallah. İnanan, imanlı i̇nşallah. Olan herkese oraları kavuşmayı, amin. Görmeyi nasip etsin. Aynen. Ve o aynen. huzura ermeyi nasip etsin aynen. diyoruz. Aynen. Ben çok çok teşekkür ben ediyorum teşekkür bizleri ediyorum. Kırmadığınız için, buraya geldiğiniz için hem kendim adına hem de kanal ailem adına çok çok teşekkür ediyorum. Sayın izleyiciler, umuyoruz ki ya biz burada çok çok güzel, keyifli bir sohbet geçirdik. Gerçekten gitmeden ben o huzuru yakaladım burada. Demek ki gitsem kim bilir ne kadar mutlu olacağım. Bunu şu an çok çok daha iyi anladım. Haftaya tekrar yeni konu ve yeni konuklarla görüşmek üzere. Bir hafta sonra görüşmek üzere diyelim. Kalın sağlıcakla. Hepinize muhteşem bir cumartesi akşamı diliyoruz. Beraber veda edebiliriz. Evet.